Bu hafta başladım ben de buraya. Biliyorsun beni, her işi kabul etmiyorum, seçiciyim bu konuda. Senaryonun doğru bir matematiği olmalı çünkü. Ya kesinlikle, çok doğru bir karar. Zaten piyasadaki işlerin %90'ı birbirinin aynı. Bu arada ben ilk kez geliyorum da bu işe, konusu ne tam olarak? Çok büyük bir holdingin veliahtı yaşadığı yalıda parti veriyor. Sosyetenin en güzel kızları orada. Ama esas oğlan bıkmış bunlardan. Partiye garsonluk için gelen kıza aşık oluyor. Ama kız iz bırakmadan kaçıyor oradan. Vah! Wow. Ya harika bir senaryoymuş. Çok orijinal ya. Daha önce böylesi işlendi mi? Balta girmemiş bir orman resmen hocam. Sonra gecekondu mahallesine gidiyor. Kızı arıyor. Kızı bulamıyor ama kızın en yakın arkadaşıyla tanışıyor. Ve ona aşık oluyor. Eleman fakir seviyor. Belli ki bir tarzı var hocam. Sonra ne oluyor? Sonra bu esas oğlan nişanlısı ve sevgilisi bir olup fakir kıza iftira atıyorlar. Hırsızlık yaptı diyorlar. Ama esas oğlanın abisi bu mahallede bir fakir kızı daha buluyor ve ona da aşık oluyor. Bir dakika ya, ben takip edemedim, çok pardon. Bu hangi dizi ya? Halı Sapkını. Halı mı? Hı hı. Halı biraz alakasız olmuş ya. Hayır. Adamların halı fabrikası var. Ve senaryonun büyük bölümü orada geçiyor zaten. Yalnız hikayenin, senaryonun müthiş bir matematiği varmış. Ne yapmış öyle senarist ya? Kadınları, erkekleri yan yana yazıp içler dışlar çarpımı yapmış bayağı. Ben sana söyleyeyim, bu en iyi senaryo olur ha. Çok zekice. Arkadaşlar kim Ceyda? Tanıştırmadın bizi. Murat, Canip. Bizim ajanstalar. Ha. FGR. Yardımcı oyuncu. Yardımcı oyuncu. Evet evet, yardımcı oyuncu. Sette hazır olmak üzere zaten. Gel. Ben sana görevini anlatayım. Eyvallah. Bak, şu sokağın sonunu görüyor musun? İlk sokaktan mı bahsediyorsunuz? Yok. En arkadaki. Sokak tabelası var bak orada. Tabelayı gördüm ama ne yazdığını okuyamıyorum. Şu en sondaki sokakta. Ha işte. O tabelaya doğru git. Sola dön, orada bekle. Ben sana haber verince bu tarafa doğru gel. Ama ben sana haber vermediğim zaman bu tarafa bakma bile. Okey? Okey de haber verdiğini nereden anlayacağım ben seni? Telsiz versinler hocam. Süper fikir. Yardımcı oyuncuya telsiz verelim. Şöyle vereyim hemen. Şimdi bu telsizi al ve git. Ben sana haber vereceğim. Yalnız kamera görmesin telsizi. İyi sakla. Nasıl görmesin bunu? Bu kocaman telsiz. Nereme sokacağım ben bunu ya? İlla ki görünür. Sırt çantası versinler o zaman hocam. Şahane fikir. Yardımcı oyuncuya sırt çantası verelim. Sağ olasın. Peki madem. Burası daha hazır değil. Siz hazır olunca bana haber verirsiniz. Yok yok, hazır. Sen anca gidersin. Gel Ceyda'cığım. Sana da görevini anlatayım. Sen burada kameranın arkasında benim yanımda ol. Ben sana söylediğimde şuradaki simitçiden bir tane simit al gel. Çok bekleme ama. Özletme kendini.